Günaydın ve tünaydın. Şimdi hazırlandım ama hazırlandım derken komik bir hazırlanma oldu ve iştah açıcı. Bu hani size koca kaçıranlar videomda bahsetmiştim. Ekmek çantayı giydim. Şöyle ayıcıklı şapkamı taktım. Şimdi Aslı'nın ofisine gidiyorum. Hadi gidelim o zaman. Ne şanslısınız ya. Trafiksiz. Oh, hemen böyle fırt diye gideceğiz şimdi. Evet, çok teşekkürler. Şimdi yola çıktım. 11.30'da buluşacaktık Aslı'yla ama saati size söylüyorum. 11.39. Aslı'yı arayalım. Geldin mi? Varmak üzereyim. Ha, tamam. Bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Şöyle bir sokağa geldik. Umarım doğru yoldayızdır yani. Şu ara sokaklardan gözüken denize de gerçekten hayranım. Burada hadi. Hemen orada 30 saniye. Alttan gidelim. Tamam. Buradan değil. Ama günaydın. Merhaba. Ay, vloguna mı konup? Evet. Ben YouTube'a hiçbir şey çekmiyorum ya. Neden? Üşeniyorum. Sen doymuşsundur ben. Doğru. Yeni eve. 6 sene oldu. Yok, çekeceğim şimdi. YouTube'u. Çok komik iki şey geldi aklıma. Ne? Ne diyor bu? Pavyonumuza hoş geldin. Aka pavyon. Kötü yola düşmüş gibi değil miyim? Gel sen bir kere çıkalım senle. Sen geliyorsun diye gözaltı kapatıcısı sürdüm. Abartı güzelsin. Ne oluyoruz ya? Çünkü sen geliyorsun diye gözaltı kapatıcısı. Saçın başın falan. Saçım çok iyi. Kıyafetin kombinine sevdi. Chloe botların. Chloe botlarımı sana sorarak aldım biliyorsun. Ben her şeyi Raşel'e sorarak alıyorum. Ben de soruyorum. Sen ne soruyorsun Allah aşkına bana? Ben de soruyorum. Hepsi su, yani boya, sulu boya mı dedik ona? Ay çok tatlı. Hepsini asacağız buraya. Ama ben ya en şerli için sağladığım için ofis daha yarısı. Burası... Oha, ofisimin reklamı yapılıyor şu an. Ofisimin. Bunların hiçbirini kesemezsin. Hepsini kontrol edeceğim. Burası bir yolda. Evet. Ama tam yapamadık daha. Yavaş yavaş. Burası bahçe. Burası bahçemiz. En son deniz manzaramı gösteririm. Havam olsun. Zaten sokaktan gelirken deniz manzarasını çektim. Burası işte bir kişinin odası böyle. Burada bir balkon var. Burayı da tam yapamadım. Yavaş yavaş hiçbir şeyi tam yapamadım. Hayır, bize neyi gezdiriyorsun o zaman heyecanla? Güzel, odam güzel. Benim odam güzel. Güzel. Daha buralar işte kitap, film afişleri falan asılacak. Ne zaman mesela? İşte film afişim çıkınca. Daha çıkmadı ya. En havalı evet. Kat seninki zaten. Burası benim. Ay, burası çok güzel olmuş evet. İşte. Burası şey. Burası çok loftur. Ya benim Josie var ya. Evet. Şimdi o korkuyor hafta sonları artık boarding house'a gitmeyi. Hafta sonu ben onu buraya bırakıp burada kalıyor. Bu koltuğunun için getirip o burada yatıyor. Ay, burası çok tatlıymış. Evet, burası da balkonum. Aşırı tatlı. Babycilik kazanacak. Kesinlikle. Paspasında da yazıyordu zaten. Evet, her yerinde. Çok güzelmiş, çok sevdim. Sevdin mi? Çok sevdim. Of, o kadar iyi bir şey geldi ki. Burada servis çok iyi. Hep buraya geleceğim yemek yemeye. Isıracaktım da Covid var diyorsun. Reşe'nin çantasında neler var? Açıyorum. Hadi aç. Arkadaşlar. Aşkım, fakir misin? İnsana bir 5 lirası olur. Ben bir 10 lira koyayım sana. Sıfır nakit var. Ya saçma saçma şeyler yapma. İhtiyacını da arkadaşlar, Raşel'in TC'sini ve kredi kartı numarasını söylüyorum. Hayır. Anlamaz. Alışveriş yap. Ev anahtarı. Aa, şey çok seviyorum. Fonfik. Fonfik, J.O. Evet, ben de çok seviyorum. Raşel'in ruju. Söyle. Cherish A49. Aa, bu bende de var biliyor çok musun? Çok iyi ama. Çok iyi. Çok iyi ruj. Hediye gelmişti. 2 yıldır kullanıyorum. Ruj ne zaman bozulur? Benim rujum bitmiyor çünkü. Aslında onların süresi var biliyor musun? Bozulma ben o zaman her şeyimi atmam lazım. Ben de çok fazla ayıklamıyorum. Yalan yok. En çok neye dikkat ediyorum biliyor musun? Fondötenlere. Hani çünkü çok kullanmadığım için çok ben, birikiyor. Evet, ben hiç kullanmıyorum. Öyle duruyorlar. Ben de. O yüzden onlara dikkat etmek çok lazım. Çünkü fondöten. Full cildine şey yapıyorsun ya. Maskarayı anlıyorsun zaten evet. Bozulduğunu. Ama evet. Senin şu Bobby Brown gözümde o ne kadar iyi bir maske. Hangisi? Bobby Brown hediye gönderdi maskara. Ya. Ay bak, o efsane ama zaten Bobby Brown'un en meşhur maskarası. Hani bileyim ben. Hani çok iyi. Aşkı. Ben maskara delisiyim zaten. O çok sevdiklerimden biri. Güle güle kalan. Bu ne ya? Bu ne marka? Amelie Pichard. Pichard ya da. Cheers. Cheers.
Dışarıdayız ama bak zihinler hapis dövmesi bu. Neymiş bu? Bu ezel dövme. Evet. Yani aslında rengarenk olan bir beyin ama hapsedilmiş gibi. Müthiş. Özgür değil gibi. Bu. Evet. Naz, bu ben. Naz mı çizdi? Hapsiz miyim? Hı hı. Ne? Aşkım öyle gözüküyor. Ama çöp çok mı? Tatlı çöpçülük. Tamam, bu da Naz çizmiş Enis'le gibi. BFF dövmemiz. Ama bu güzelmiş. Evet ama ablam bu dövmeyi görünce. Niye noktaları var? İşte o tasarım ya. Nokta nokta nokta. Ondan sonra ablam bu dövmeyi görmüş. Beni aradı. Dedi ki onu keçe kalemle çizdiniz değil mi Enis? Öyle bir şey yaptırmadın değil mi? Dedi. Yo yaptırdık dedim. Hangisini almadın? Nazar boncuğu. Nazar boncuğunda. Ablam böyle yaptı. Allah belanı versin dedi. Kapattım. Birazdan. Size dövmeyle ilgili bir şey anlatacağım. Kendi dövmelerimi. Bu konuyu sohbet, böyle bağlayamazsın. Sohbet, çok hayır. Böyle bağlanam. Bu YouTuber'lıktır. Bilmiyorum. Çok iyi olmadı ama çok iyi bağladım. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu bu. Bak şu an inanamıyorum sana. Bunu böyle bağlayamazsın. Hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Yemin çok ediyorum. Ama bak, çok spontane. Işte, meslek. Tamam. Bu şey. Ama ben yeni YouTuber'ım canım. Ben evet, daha evet. Çok toz yutmam lazım. Çok. Hala hastadayım. Araya bir konu sıkıştırmaya geldim şimdi. Çünkü aslında bu böyle Instagram'dan çok uzun süredir aldığım mesajlara bir cevap niteliğinde bir bölüm olacak. Çünkü çok sevdiğim bir dövmem vardı. Burada Fransızca annemin kızıyım yazıyordu. Je suis la fille de ma mère yazıyordu. Ondan sonra mürekkebi o kadar dağıldı ki içerisinde, o kadar böyle yayıldı ki her yere. Bileğim de çok ince yani aslında neden böyle olduğunu bilmiyorum ama herhalde kullanılan malzeme olabilir, yaptırdığım yer olabilir. Yani hakikaten detayını hatırlamıyorum neden. Ya benim cilt tipim olabilir, deri tipim olabilir. Çok fazla dağıldı bu mürekkep. Artık böyle insanlar bana şey demeye başladılar. Coca-Cola mı yazıyor orada demeye başladılar. Ben o noktadan sonra bu dövmeyi artık düzeltmem gerektiğini inandım ve ona karar verdim. Ondan sonra tekrar bir dövmeciye gittim. Çok sevdiğim için de aslında hani hiç sildirmek gibi bir niyetim yoktu. Düzeltmek istiyordum. Gittiğim dövmeci de dedi ki o kadar dağılmış ki mürekkep, o kadar şişmiş ki deri altında. Bunu düzeltebilmemiz için öncelikle tamamen silmeniz gerekiyor dedim. Peki dedim. Ondan sonra bir böyle tavsiye üzerine tamamen bir klinik buldum dövme sildirmek için ve orada işte hani gösterdim bu dövmeyi. Burası daha silikti bu arada, hani böyle daha soluktu çünkü rötuşunu yaptırmamıştım. Burası da tamamen çok koyu bir leke halinde, böyle kocaman bir yazı yazıyordu burada. Klinikte dediler ki bu bileğinizin içindeki yaklaşık böyle 6 seansta gider. Bu da 8 seansta silinir dediler. Ve ben toplamda 4 seans gittim şu ana kadar. Çünkü araya 2 tane hamilelik girdi. Üstüne işte emzirme dönemleri girdi derken. Çünkü böyle peş peşe gidemiyorsunuz. Bu bayağı yara oluyor. Kabuk tutuyor. Ve mikrop almaya çok müsait bir yara haline geldiği için de beklemeniz gerekiyor. Yara tamamen iyileştikten sonra tekrar gidebiliyorsunuz. 4 seansta, yani buna 6 seans demişlerdi aslında ama 4 seansta silindi. Buna 8 seans demişlerdi. 4 seansta bu hale geldi. Aslında bayağı iyi bir noktada. Ama hazır artık hani hamile değilken ve bebek emzirmiyorken ben dedim ki fırsattan istifade, ben bir seans daha gideyim. Ve sonra aklıma geldi, dedim ki hani Instagram'dan bu çok soruluyor. Çünkü fotoğraflarda silik bir leke gibi durduğu için de insanlar hani dövmemi sildiriyorsunuz, oranızda doğum lekesi mi var vesaire, tam olarak ne olduğu belli olmadığı için de. Böyle dedim ki neden bir YouTube videosu çekmeyeyim dedim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Kliniğe gidince izin alacağım çekmek için. Daha onların da haberi yok yani bu arada böyle bir planım olduğundan. Bugüne randevu buldum. Dövme yaparken hani bir iki kez düşünüyorsanız ya da birkaç gün düşünüyorsanız gerçekten aylarca düşünün. Hakikaten çok fazla düşünün. Çünkü benim canım hiç tatlı değildir. Yaptırırken 10 üstünden bir acı çekmişimdir. Ama dövme sildirmek 10 üstünden hani 20 derecede acıyor. Böyle bir acı yok. Hakikaten hiç yaşamamanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi yani benim canım hiç tatlı olmamasına rağmen dövme yaptırmak benim için çok basit bir işlemdi. O kadar canım yanmamıştı ki 17 yaşındaydım. Şu şekilde böyle bileğimi uzatmıştım. Yanımdaki
kuzenimle konuşuyordum. Kuzenimle birlikte gitmiştik. Kuzenimle konuşa konuşa yaptırmıştım dövmemi. Ama sildirmenin yani acısını size tarif edemem. Detayları çekmeye çalışacağım ama nasıl olsa sildiririm diye sakın dövme yaptırmayın. Sakın sevgilinizin, işte partnerinizin, neyse arkadaşınızın isimlerini yazdırmayın. Bence bunlar çok yanlış hareketler bu arada ve ne yaptıracağınıza çok erken yaşta karar vermeyin. Lütfen karar vermeyin ki bunu dövmesini çok seven bir insan olarak söylüyorum. Asla sildirmek gibi bir niyetim yoktu. Annemin kızıyım yazıyordu çünkü zaten yani anlamı benim için çok önemli ve değerliydi. Bunu annemin vefatında yaptırmıştım bu arada, onu da söyleyeyim. Vefat ettiği sene yaptırmıştım ve sonsuza kadar taşımak istediğim bir dövmeydi. Ama şu anda onu sildirirken o kadar canım acıyor ki size anlatamam. Yaptırmak bir hiçti bunun yanında. Bunu söylemiş olayım. Birazdan kliniğe gidiyorum. İzin verirlerse orada da çekeceğim. Eğer vermezlerse size evde yapılmış halini, yani zaten seansa gidiyorum. Hani şu anda yara olacak, biraz kanayacak vesaire. O halini çok böyle kötü durmuyorsa çekmeye çalışırım. Ofiste her gün zeytinyağı söylüyoruz. Sen kızartma falan içemiyorsun değil mi? Ben çok dikkat. Ben haftan 5 gün süper yapıyorum. Çok dikkat ediyorum yediklerimi. Çünkü 35'ten sonra kalıyor. Evet. Hiç kızartma yok. Yok 35'ten sonra kalıyor. Ben de 37 yok. Olduğum için. Fast food da yemiyorsun değil mi? Asla. Fast food bir et bile değil diyorlar. Neydi, belirsiz bir şey belki. Evet, hiç sevmem. Randevu saatim tam 4'teydi. Şu an saat 4. Bir tık gerildim çünkü gerçekten çok acıyor. Çekeceğim zaten. Önce uyuşturuyorlar. Ona rağmen acıyor. Deri altı iğne yapıyorlar. Gerginleşiyorum. Aşırı gerginim, size anlatamam. Çok canım yanacağım. Of! Tamam. Canım tatlı değil demiştim size. O yüzden dayanabilirim. Şimdi deri altı iğnesi yapacağız ama ondan önce bir pomat sürdük biraz uyusun diye. Zaten buraya bir seans yaptırmayacağım şimdi, gördüğünüz gibi. Bu tamamen gitti gibi. Şurada bir tık belki bir atış yapılabilir ama bugün onu yaptırmayacağım. Sadece kolumun bileğimin üstünü yapacağım. Ödüm kopuyor, ödüm. Ne zaman yapıldı? 17 yaşında. Genelde zaten hepsini öyle çöküyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok sevdiğim bir dövme aslında bu beni. Öyle mi? Evet. Kalsın mı? Ya hayır, kalmasın. Biraz acıyor. Gerçekten daha sadece bir ne yaptır? Uyuşturucu iğne yaptık. O bile acıyor ama onu yaptırmasak hiç dayanamayız. O yüzden yaptırmak zorundayız. Dövme yaptırırken birkaç kez daha düşünün demiştim herhalde diye düşünüyorum. Tekrar düşünün. Tekrar. Böyle kocaman bir şey varmış. Bu ne şimdi? Bu dövme silme solüsyonu. Bize daha yardımcı olacak silinmesinde. O yüzden sürüyoruz. Bir iki dakika bekleyecek, arkasından işleme başlayacağız. Kafa işte şu, tam şurası. Bir de mont rengi falan. Gülüyor ama gözükmüyor. Şu tarafa doğru döneyim mi? Bir kere daha sileceğim. Bir kere daha sileceğim. Evet. Tamam. Oh,
Bir. Tamam. Şöyle mi? Şu kenarı. Ama burası mı? Yok, ben daha fazla burada şey yapıyorum. Belki burası, bak şurası deri daha ince olabiliyor. Evet. Kemik altında. Şimdi başarıyla evet, atlattım. Devamını çekeceğim tabii size. Bu kabuk tutacak. Bunu kremleyeceğim. Ne yapacaktım? Kremleyip jelatine sarıyorum. Sivverdin süreceğim. Ondan sonra 24 saat su yok. Tamam. 24 saat su. Evet. Ve kapatacağız. Tamam. Şöyle, bileğim aslında çok fazla acımadı diyebilirim bu sefer. Çünkü deri altında böyle bayağı uyuşturduk. Kenarları biraz acıdı ama asıl acıyan kısım zaten sonrası. Yaparken de acıyor ama sonra biraz yanmaya devam ediyor. Silverdin koyacağız buna. Dövme süreceğim. Üstünü de jelatinle kapatıyorum. Değil mi? Aynen. Yüzümdekine ne yapmam lazım? Şimdi de silverdin. Ona da silverdin. Ve hiçbir şey, su gelmemesi lazım bir gün boyunca. Kesinlikle öyle. Tamam. Burada da silverden sürüyoruz. Kolum bayağı uyuşmuş şu anda. Evet. Bir iki saat devam eder bu. Tamam. Evet. Ah. Bu kadar yeterli oldu. Ah süper. Aslında iyi bir düşünce değil. Esra. Ne? Evet. Kapatma yani. Bulaşıyor şeyler her yere. Silverden evde açarız. O zaman evde aç. Aynen yani evde açarız. Evet. Çünkü şey tamam. Altında kalırsın fiksiyon olur. Evde tamam. Var mı silverden? Var var. Mutlaka. Aynen. Eve kadar, bir yere ulaşmasın. Evde açacağım. Gün ışığı görmeyecek Silverdin. Tamam. Gün ışığı görmeyecek Silverdin. Yoksa leke yapıyor değil mi? Evet. Evet. Şu anda görüyor musunuz? Şöyle daha koyu şu anda. Minicik bir leke. Bakalım. Çocuklar. Alev alev. Yanıyorum söndürelim mi? Tabii. Yanıyorum. Gerçekten bileyim. Hissetmiyorum. O kadar kötü canım yanıyor ki. Çok kötü. Hadi eve gidiyorum. Evde çekeceğim. Bu arada bileğim biraz şişti. Yani atış yapılan yerler şişti. Jelatini oradayken taktık. Mikrop kapmasın diye ama şimdi çıkartacağım. Hava alması daha sağlıklı olacak. Sadece silverden süreceğim. Ve açık bırakacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Gördüğünüz gibi kanadı ama o iğne girişlerinden ötürü kanadı. Şöyle sancılı bir işlem aslında. Ana anana tabii orada deri altı iğneler yaptıkları için derim uyuşuyor. Evet ama atıştan sonraki birkaç gün orası alev alev yanmaya devam ediyor. Ve canınız o yüzden acıyor. Sebebi bu. Bütün süreci gün ve gün size çekeceğim zaten. Şimdi şu jelatini çıkartacağım. Ama hem çekip nasıl çıkartacağım bilmiyorum. İşte tek başına çekmenin zorlukları. Bir dakika sizi bırakıyorum. Ben şöyle çıkartabilirim. Anne. Efendim? Biraz orayı kişinin yanından üstünü yapabilir miyim? Of. Neyi? Ne oldu anne? Ne oldu anne? Bir şey olmadı aşkım. Bant mı var? Evet, bant vardı. Onu çıkardım şimdi. Koyundaydı mı? Şöyle. Görüyorsunuz bence. Ne kadar canımın acıdığını
anlatmama gerek yok tekrar tekrar. Gözünüzü çok korkutmak istemiyorum ama acılı bir süreç yani. Ha, dayanılmayacak mı? Tabii ki dayanılacak bir acı. Ama canınız çok tatlıysa tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi anlık bir şey değil. O an hani bitti ve hayatınıza devam ediyorsunuz değil. Bu bayağı yanmaya devam ediyor benimle günlerce. Tekrar merhaba. Şu anda bugün dövmemi sildirmeye gittiğim günün ertesi günündeyiz. Size biraz böyle göstermek istedim. Şu an şöyle bir halde. Biraz sızlıyor. Krem sürüyorum. Derim sakinleşiyor gibi hissediyorum. Ama gün ve gün size aslında çekeceğim. Yani bir 3-4 günlüğü hiç değilse çekerim. Güneş kremi sürmeniz çok 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 önemliymiş. Ben de onlardan öğrendim. Çünkü güneşe çıktığınız anda ne olabilir ki demeyin. Kış güneşi de bayağı etkiliyor. Havanın aydınlık olması yeterli zararlı ışınları almak için. Bileğimin içinde de aynı bu şekilde bir yazı vardı. Ama bileğimin iç derisi daha ince olduğu için bu 4 seansta silindi. Zaten buna ilk gittiğimde de bu daha koyu ve daha derinde bir dövme olduğu için yaklaşık 8 seansta silinir demişlerdi. Buradan şu şekilde bir sonuç aldığım için zaten bu kliniği bayağı tavsiye edebilirim diye düşünüyorum bütün arkadaşlarıma da. Gördüğünüz üzere tabii ki renkli dövmelerin, işte daha eski dövmelerin, işte kapatılmış dövmelerin, vücudunuzun farklı bölgelerindeki dövmelerin de sildirmesi daha farklı oluyor. Ücretlendirmesi daha farklı oluyor ve geçmesi de daha farklı oluyor. Ama ne yaptım onu söyleyeyim. Sizin bütün sorularınızı ekran görüntüsü aldım ve kliniğe sordum. Buna ücret dahil olmak üzere. Tabii ki bu videoyu yayınladığım dönem itibariyle onu göz önünde bulundurun. Bütün sorularınızı cevaplayacağım. Benimki bu şekilde silinmiştir ama sizin bir dövmeniz daha derine yapılmıştır. Farklı bir mürekkeple yapılmıştır. Farklı bir teknikle yapılmıştır. Çok koyu renktedir, çok açık renktedir vesaire. Buna tabii ki onlar karar verebilir. Ben burada karar veremem. Demem o ki o zaman soru cevapları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi sizden gelen soruları ve klinikten öğrendiğim cevaplarını paylaşıyorum. Ortalama kaç seansta geçer, çok acıtıyor mu? Bu kişiden kişiye değişiyor. 3 de olabilir, 10 da olabilir. Yani ben düşünün ki 4. seansındayım ama pardon 5. seansındayım. Ve önümde herhalde bir 4 seans daha olabilir ve benimki minicik bir dövme olmasına rağmen sadece böyle bir yazıydı. Bileğimi tam tur döner. Yaklaşık neredeyse 10 tane seansa yaklaşmış durumdayım. Dövmeye bağlı tabii ki etkileyen faktörler var. Mesela ne zaman yapıldığı ve ne kadar derinlikte olduğu. Yani derinin ne kadar derinindeyse o kadar uzun sürüyor çıkması. 5 yıl önce yaptırmakla 2 yıl önce yaptırmak arasında gerçekten çok daha fazla fark var. Yani kesinlikle bu şöyle bir şey. Gideceksiniz kliniğe. İlla bu olmak zorunda değil yani. Hangi kliniği seçtiyseniz o klinikte soracaksınız. Dövmenizi göstereceksiniz. Dövmenizi inceleyecekler. Ona göre karar verilecek ve ona göre bir seans aralığı belirlenecek. Acıyor mu? Acı var mı? Acı. Acımaması için deri altına lokal anestezi yapıyorlar. Bunu size zaten çektim. Bunu her yer yapmıyormuş bu arada. O yüzden bence bunu sorun. Düşünün ki iğne yaptıktan sonra bile hani acıyan, sızlayan yerler bayağı iddialı acıyor. O yüzden o acıya nasıl dayanırsınız bilmiyorum. Çünkü işlem bittikten sonra da sızlamaya devam ediyor. Dövmenin üstünden iki kere geçirmiş olması silme işlemini etkiler mi? Sakıncası var mı? Tabii ki daha çok zorlaştırıyor. Bölgeden bölgeye fark ediyor mu diye sormuşsunuz. Fark etmiyor dediler kliniktekiler. Ama tabii ki üst üste hani kapatılarak yapılan dövmeler çok daha zor ve sancılı bir süreçte siliniyor. Aklınızda olsun. Yani eğer sevmediğiniz bir dövme varsa onu anlık kapatmak yerine eğer sildirmek gibi bir düşünceniz varsa tabii ki direkt kapatmadan, üstüne herhangi bir yenilik yapmadan direkt dövme sildirme işlemini yapmak istediğiniz kliniğe başvurmanızda ve göstermenizde fayda var. Fiyat nedir ortalama? Şöyle ki çaplara göre veriyorlar. Minimum 200 TL'den başlayıp
1500-2000 TL'lere kadar çıkabiliyor. Benimki küçücük bir dövme olmasına rağmen 700-750-1000 TL arasında bir şey verdim. Çünkü neden? Eskiden şu bileğimin içinde de vardı. Hani tam tur yapıyorduk bu işlemi. Şimdi sadece üstüne yaptığımız için biraz daha uygun veriyorum. Yani tamamen sizin dövmenizin büyüklüğüne göre bu fiyat belirleniyor. Bu videoyu yayınladığım zaman dilimini de göz önünde bulundurun. Şu an 2020 yılının Aralık ayındayız. O yüzden hani olur da bu videoyu 3 sene sonra izlerseniz bilin ki zaten bu fiyatlar geçerli olmayacak. Dövmenin bazı kısımlarını sildirebiliyor muyuz diye bir soru gelmiş. Kliniktekiler de tabii ki mümkün dediler. Deri inceldiği için kanser riski var mıdır? Öyle bir şey yok dediler. Dövme yapılırken zarar görmüş olabiliyor bazen. Tabii ki dövme yaptırdığınız yeri de doğru seçmek gerçekten çok önemli. Ben bu arada iki dövmemi farklı yerde yaptırdım ve üsttekinin bütün mürekkebi içerisinde dağıldı. Resmen yani leke gibi duruyordu. Gerçekten çok büyük bir leke gibi duruyordu bileğimin üstünde. Ama bileğimin içindekini farklı bir yere yapmıştım ve hem yazı fontu hem duruşu daha zarifti ve daha güzeldi. Ama tabii ki üstteki leke gibi durduğu için hepsini komple sildirmem gerektiği için sildirdim. Hatta üzülerek sildiriyorum yani. Zaten anlattım videonun başında. Aslında sildirmek istediğim bir dövme değildi. Renkli dövme silinirken farklı bir işlem uygulanıyor mu? Renkli dövme farkı var mı? Demişsiniz. Renkliler kırmızı, yeşil, farklı tonlarda başlıklar varmış. Makinenin başlığı değişiyormuş. Siyah için ayrı bir başlık var. Onun dışında fark yokmuş. Renkli dövme silinirken farklı bir işlem görüyor musunuz? Aslında evet, şöyle evet, farklı başlıkla siliniyor renkli dövmeler. Siyah bir dövmeniz varsa da o da farklı bir başlıkla siliniyor ama aynı makine kullanılıyor. Makinenin adını sormuşsunuz. Bu arada illa dediğim gibi bu klinikte sildirmek zorunda değilsiniz ama ben Q-Switch diye bir makineyle sildiriyormuşum. Ben de sizinle öğrendim bu arada. Hiç makinenin adını sormamıştım. Tamamen ben de tavsiye üzerine bu kliniği buldum. Bir arkadaşım vardı. Bir sohbet esnasında işte dedim ki dövmemi sildirmek istiyorum ama ne yapsam, ne etsem vesaire derken ya dedi benim buramda dedi bir dövme vardı. Bak dedi silgi gibi silindi. Hiçbir iz kalmadı. Ben dedi burayı sana çok tavsiye ederim dedi. Al dedi çocuklara dedi, çocukların istiyorsan dedi. Ondan sonra öğrendim ki 3-4 arkadaşım da oradan randevu almış ve hatta birkaçı böyle 3. 4. seanslarına gitmişlerdi bile. O yüzden dedim ki tamam ben de deneyeyim, ne kaybederim. İşte dediğim gibi 5. seansımdayım. Size ilk defa bunu çekiyorum. Çünkü zaten ne YouTube'um vardı ne bir şey. Instagram'da belki paylaşmış olabilirim bunu. Memnun kaldığım için de sizinle paylaşmak istedim. Tekrar ediyorum bu bir ürün yerleştirmesi ya da barter yaptığım bir şey değil. Gerçekten memnun kaldığım, parasını ödeyerek hizmet aldığım bir klinik. İlla bu kliniğe gitmek zorunda değilsiniz ama sadece tek diyebileceğim şey bu tarz yerleri, hem dövme yaptıracağınız yeri hem de sildireceğiniz yeri çok 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 iyi seçmeniz. Çünkü dediğim gibi bu dövmeler demeyeyim de bu izler hayatımızın bazen sonsuz yani sonuna kadar taşımak zorunda kalacağımız izlere dönüşebiliyor. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var. Umarım sorularınızın cevaplarını almışsınızdır. Sizi ikinci ve üçüncü günde çekmeye devam edeceğim. Hani biraz daha görmüş olursunuz. Şimdilik ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Evet, bu gördüğünüz ikinci gün bayağı sızlıyor hala. Yalan söyleyemeyeceğim ama giderek azalacağını düşünüyorum. Biraz da kaşınıyor. Kabuk tutmaya başladı farkındaysanız. Ay, elime ne olmuş böyle? Şöyle görün. İkinci gün. Bugün dövmemi sildirme işleminin 5. günündeyim. O yüzden size çekmek istedim. Şöyle. Dövme giderek koyulaştı ve kabuklaşmaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi sertleşti zaten. Elime geliyor. Artık daha önceden daha yumuşaktı. İlk 24 saat su değdirmedim. Onu zaten size söylemiştim. Ve ben hem Bepanten sürdüm, hem Silverdin sürdüm. Ama biliyorsunuz ki buradaki dövmemi sildirdiğim için bilir kişi demeyeyim de hiç değilse kendime ait bir yaşanmışlığım ve tecrübem olduğu için de bu videoyu size çekebileceğimi düşündüm. Tabii ki her dövme, her cilt tipi farklı. Yine bütün sorularınızın cevabını asıl olarak seçeceğiniz klinikte bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim kolum, benim
dövmem. Bak benim dövmem benim. Ve benim sildirme işlemim diye düşünelim şöyle. Bu kadar. Birkaç gün daha size çekeceğim. Ondan sonra bu arada bu kabuklaşacak. Sonra kabukları düşecek. Aradan minimum bir ay geçtikten sonra da ben işleme tekrar gideceğim. Onu da başka bir vloga çekerim bence. Çünkü bunu böyle çekeceğimi paylaştığım zaman o kadar insan sordu ki daha fazla da geciktirmeden bu videoyu paylaşmak istiyorum. Çünkü şu anda dövme sildirmenin tam zamanı. Malum hani çok az güneş var lekelenme açısından. İşte kışın daha kolunuzu muhafaza edebilirsiniz. Suyla daha az temas halinde bulunabilirsiniz. O yüzden şu an iyi bir dönem olduğu için bu dönemi iyi değerlendirin derim. Birkaç gün sonra sizi update edeceğim. Hoşça kalın ve iyi akşamlar dilerim. Herkese iyi akşamlar. Tekrar şu anda dövmemi sildirme işleminin 12. ya da 13. günündeyim. En son size gösterdiğimde böyle koyu koyu yanık kabuklar vardı üstünde. Şimdi hepsi düşüyorlar. Ondan sonra biraz böyle deri tahriş olmuş gibi gözüküyor ve zaman içerisinde de geçiyor. Ben bu bir ayı tamamladıktan sonra ikinci seansıma gideceğim. Sonrasında deri bütün o tahrişli bölgeyi, daha doğrusu sonrasında deri tamamen kendini yeniliyor. Şöyle bu taraftaki dövmemin güncel halini gösterebilirim, silinmiş halini gösterebilirim. Ama bu biraz daha kalın ve daha derine işlemiş bir dövme olduğu için biraz daha uzun sürüyor bunu sildirmesi. Aslında bu videoyu böyle daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü Instagram'da story'imde paylaştıktan sonra o kadar fazla soru geldi ki bir an önce koymak istiyorum bunu. Ben Nişantaşı'nda Erlemer Kliniğe gidiyorum. Videonun başında da aslında anlatmıştım. Ve bu hafta ben bu videoyu çekerken öğrendim ki çok sevgili, çok değerli dermatoloji uzmanı Erçin Bey çok ağır bir zatürre sebebiyle maalesef ki hayatını kaybetmiş. Gerçekten çok üzüldüm. Hayat çok kısa. Ben bu videoyu çekerken ve bir sonraki randevumu bile almışken böyle bir haber duymak beni gerçekten çok üzdü. Ve aslında bu hastalıkların ne kadar yakınımızda olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ben buradan tüm sevenlerine ve bütün klinikteki diğer iş arkadaşlarına ve kızına çok büyük bir başsağlığı dilemek istiyorum bu video vesilesiyle de. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Sizleri çok öpüyorum. Buraya bu videonun altına kliniğin adresini yazacağım, ismini yazacağım. Hiç merak etmeyin. Böyle. İyi akşamlar. Davet bekliyor. Hmm.